Merhaba, kanalıma hoş geldin. Bu videoda kendimi anlatacağım. Ben kimim, ne yapıyorum, ne iş yapıyorum, nereleri gezdim, nereleri gezmeyi planlıyorum, hayattan beklentim ne, bunları paylaşacağım. İnsanın kendisini anlatması zor, yani en azından benim için zor ama yapacağım. Benim adım Muhammed Tarhan. 1993'te İstanbul'da doğdum. Ve 24 yaşına kadar İstanbul'da yaşadım. İstanbul'da Çamlıca'da yaşadım. Lisansımı İstanbul'da siyaset bilimi ve kamu yönetimi üzerine yaptım ve 2015 yılında mezun oldum. İngilizce bölümdü bu arada. Bu sırada Erasmus'a gittim. Portekiz'de Erasmus yaptım. Birazcık Portekizce öğrendim. 6 ay boyunca Erasmus yaptım bu arada. Üniversitede siyaset bilimi derslerini, yani uluslararası ilişkiler derslerinin yanı sıra farklı alan dışı dersler de aldım. İşte sinema gibi, medya gibi, toplum gibi biraz daha sosyal içerikli dersler aldım. Ya biraz daha ilgim bunaydı ve lise hayatım boyunca, üniversite hayatım boyunca sinema ve medyaya çok ilgi duydum. Kendi çapımda Üsküdar Gençlik Merkezi'ndeki ekibimle birlikte ufak kısa filmler çekmeye çalıştık. Sinema kulübünün başkanlığını yapmaya çalıştım ve hayatım boyunca işte sinema dersleri aldım bu süreçte ve hayatım boyunca sinema ve medyayla daha çok ilk önce sinema, yani belli bir zamana kadar, sonra medya, fotoğrafçılıkla, fotoğrafçılık da benim için, fotoğrafçılığın da ayrı bir yeri vardır. Fotoğrafçılığı da çok severim, yani amatör olarak kendi çapımda fotoğraflar çekmeye çalışırım. İngiltere'de ilk önce bir dil eğitimi aldım, yaklaşık 1-1,5 sene. Zaten İngilizcem vardı çünkü liseden üniversiteye kadar 1,5 yıl boyunca, yani lisenin ortasında başladım sanıyorum. 1,5 yıl boyunca İstanbul'da Kadıköy'de dil okuluna gittim ve dil temelimi orada aldım. Yani İngilizcenin temelini orada aldım. Zaten daha sonra üniversitede dersler İngilizceydi. Eğitim dili İngilizceydi. Bu sayede İngilizcemi geliştirme imkanı, şansı buldum. Bu arada üniversitede 2012-2013 yıllarında Portekiz'de Erasmus'a gitmeye imkanı buldum. Bundan da kısaca bahsedeyim. Benim için hayatımın en güzel zamanlarıydı. Çünkü çok yeni insanlarla tanıştım. Çok farklı kültürlerle tanıştım. Yeni bir dil öğrenme fırsatı buldum Portekiz'de. Belki de benim için hayatımın en güzel yıllarıydı. Daha sonra hemen İngiltere'ye gelelim. 2017'de İngiltere'ye gittim. Burada zaten iyi seviyede olan İngilizcemi daha da geliştirme imkanı buldum. İşte kursa gittim. Daha sonra IELTS kursu aldım ve IELTS sınavına girdim. Dil puanımı aldım. Bu süreçte de İngiltere'yi gezme imkanı buldum. Yani başından sonuna İngiltere'de bulunduğum sürece İngiltere'yi başından sonuna kadar her yerini gezdim neredeyse. İngilizcemi çok iyi seviyeye getirdim. Dil puanını aldıktan sonra yüksek lisans başvuruları yaptım ve birçok üniversiteden, yani 4-5 tane üniversiteden kabul aldım. İlk önce bir şartsız kabul aldığım bir üniversiteye gitmeye çalıştım. Bunun için vize başvurusu yaptım ama vize çok uzun sürdüğü için o yıl dönemini kaçırdım. Ya o yıl giremedim yüksek lisansa. Sanıyorum 2017 yılıydı. Evet, 2017 yılında. Ama bir sonraki yılda şansımı denemek istedim. 2018 yılında yüksek lisansa tekrar başvurular yaptım. Bu süreçte dil kursuna da devam ettim. Ve 2018'de güzel bir üniversiteden kabul aldım ve orada okumak istedim. Exeter Üniversitesi'nde, Londra'nın güneybatısında bulunan, yani İngiltere'nin güneybatısında bulunan Exeter Üniversitesi'nde, dünyanın en iyi üniversitelerinden birisi olan Exeter Üniversitesi'nde eğitim aldım. En azından İngiltere'nin en iyi üniversitelerinden bir tanesi. Burada Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisans yaptım. İngiltere'de yüksek lisans 1 yıl, biliyorsunuz. 1 yıl çok hızlı geçti tabii ki. Ama ben de bu bir yılı yine çok iyi değerlendirmeye çalıştım. Yine boş zamanımda farklı işte Avrupa ülkelerini gezmeye çalıştım. Sonra yine bu süreçte İngiltere'de gittiğim okulda, Exeter Üniversitesi'nde Portekizce kursları vardı. Portekizce kursu
kursuna gittim. Bir 6 ay boyunca burada da Portekizce kursu aldım. Yani Portekizcemi böyle pre-intermediate seviyesine getirdim. Daha sonra tabii çok çalışamadım ama bu benim için güzel bir temel oldu. Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisansı'nda İngiltere'de, yani İngiltere bana İngiltere eğitim sistemini öğretti. Bunun yanında yüksek lisans yaparken birçok güzel insanla tanıştım. Çok güzel dostlar edindim ve halen tanıdığım Türk ve yabancı dostlarım var. Onlarla sürekli görüşüyoruz. Ve sonunda İngiltere'den Türkiye'ye geldim ve Ankara'da yaşıyorum şu anda. Ankara'da yaklaşık 2019'un Eylül'ünden beri muhabir olarak çalışıyorum. Ankara'da bir haber ajansında ve yabancı devlet başkanlarıyla, dışişleri bakanlarıyla ve birçok yabancı konukla röportajlar yapmaya çalışıyorum. Ankara'da muhabirliğimi yürütüyorum. Şimdi çok kısa kendi hazırladığım sorulara cevap verdikten sonra bugüne kadar nereleri gezdim, hangi ülkeleri gezdim, bu yıl nereleri gezmeyi planlıyorum ve gelecek yıllarda ne gibi planlarım var? Kısaca bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Ben neyi severim? Gezmeyi severim, seyahat etmeyi severim, yüzmeyi severim, okumayı severim, yemeği severim. Neyi sevmem peki? Hakkında bilgi sahibi olmadığım bir şeyin peşinden koşmaya, konuşmayı ve gıybet etmeyi sevmem arkadaşlar. Peki nereleri gezdim? 20'den fazla ülke gezdim arkadaşlar. Tabii YouTube gezginleri gibi çok ülke gezmedim ama fırsat buldukça, yani hem zaman olarak hem para olarak fırsat buldukça gezmeye çalışıyorum. Özellikle şu anda zaman bulamıyorum ve tabii ki maddi durumlardan ötürü gezemiyorum çok, ama yaklaşık 20'den fazla ülke gezdim. İşte bunların içinde çok ilginç ülkeler de var ama genellikle bizim çevre ülkelerimiz ve Avrupa. Gezdiğim en ilginç yerler, bunları gelin haritanın başında bahsedeyim. Evet arkadaşlar, evimin bir köşesine böyle bir dünya haritası koydum ve gezdiğim yerleri işaretledim ve ayrıca bu yıl gezmeyi planladığım yerleri işaretledim. Şimdi bu haritada size nereleri gezdiğimi aktarmaya çalışacağım. Tabii harita dünya fiziki haritası, elimde bu var, ancak malzeme bu kadar, bu harita üzerinden gösterebileceğim. Gelin bakalım bugüne kadar nereleri gezmişim ve nereleri gezmeyi planlıyorum. Evet arkadaşlar, şöyle soldan başlayalım, yani dünyanın öbür tarafından başlayalım. Sadece okyanusu ben bir kere geçebildim, yani okyanusun ötesini, batı tarafında. Küba'ya gittim, bence yaptığım gezilerin en ilginci ve en güzeli ve tekrar gitmek istediğim yer Küba, yani onu söylemek isterim. Çok çok ilginç bir yer. Yani zamanda donmuş bir yer. Küba, Fas'a gittim, İspanya'ya gittim, birçok kez Portekiz'de yaşadım, İrlanda, İzlanda, İngiltere, yani Birleşik Krallığın tamamı zaten İngiltere'de yaşadığımı söylemiştim. Yaklaşık 2,5 yıl boyunca İngiltere'de yaşadım. Sonra Fransa, Almanya, Hollanda, Belçika, İsviçre, İsveç, Polonya, burada evet İsviçre'yi söyledik, Fas'ı söyledik, Çek Cumhuriyeti, bu da sanıyorum yine Belçika, evet burada İtalya var, burada neresi, burası. Yani bu gitmek istediğim yer, bunu sonra söyleyeceğim. Sonra buradan başka bakalım. Ukrayna, tabii ki Ukrayna'ya gittim. Savaştan önce bununla ilgili kanalımda yine bir video var. Burayı da sonra söyleyeceğim. Gürcistan. Polonya'ya gittim bu arada. Varşova ve Lodz şehirlerine. İran. Suudi Arabistan. Tayland. Ermenistan, şu küçük olan da Ermenistan. Onun haricinde şöyle Afrika kıtasında başka bir yer yok, yani Fas haricinde. Evet, şu anda görebildiklerim benim bu kadar. Peki kaç ülkeye gitmişim şu ana kadar? Sayalım, ben de tam bilmiyorum. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ülkeye gitmişim şu ana kadar. Yani benim sayabildiğim kadarıyla. Türkiye'yi saymıyorum çünkü burada doğdum ve burada büyüdüm. Bu gezgen. Türkiye'yi de gezdim birçok yerini ama bu tabii ki yaşadığım ülke olduğu için ve doğduğum ülke için onu saymıyorum. Peki bu yıl nereyi gezmeyi planlıyorum? Tabii ki maddi durumlardan ötürü çok uzak yerlere plan yapamıyorum. Aslında Latin Amerika kıtasını tamamen görmek istiyorum. Yani Brezilya'dan başlayıp böyle Kolombiya, işte Venezuela, işte Peru, ondan sonra Şili, bunların hepsini görmek istiyorum ama tabii ki oraya uçak biletleri çok pahalı ve zamanım yok. Bunun için çok daha yakın planlar yaptım. İşte komşu ülkeleri özellikle görmek istiyorum, komşular ne durumda diye. İşte Bulgaristan, bu yıl görmek istediğim ülkelerden Bulgaristan, Yunanistan ve Mısır. Mısır, Şarm el Şeyh, işte Kahire'ye gitmek istiyorum. Sonra bir de burada Birleşik Arap Emirlikleri var. Bunu niye işaretledim? Çünkü buraya da uçak biletleri Ankara'dan çok uygun. Zaman zaman çok uygun uçak biletleri çıkıyor. Ben o yüzden onu işaretledim. Dediğim gibi hani gönül ister ki çok böyle uzak ülkelere gidebilmek. Özellikle Latin Amerika'yı, Orta Amerika'yı görmek istiyorum. Keşfetmek istiyorum. Ama şu anda şartlar buna el vermiyor. Tabii Asya'da da çok çok ilginç görmem gereken yerler var. İşte Kamboçya gibi, Vietnam gibi mükemmel doğası olan ülkeler var. Ama onlar da listede sonraki seyahatlerime eklenecek bir liste, yani listeye eklenecek. Çünkü oralarda yine uçak biletleri çok pahalı. Evet, benim anlatacaklarım bu kadar. Yani birçok yer var. Dünya çok büyük. Görmek istediğim çok yer var. Ama şu anda şu zamana kadar yalnızca 20'sini görebildim. Siz ne kadar gezdiniz, kaç ülke gezdiniz bunları lütfen yorumlarda belirtin. Ve benim nereyi gezmemi istersiniz, nereleri tavsiye edersiniz? Yakınlarda böyle ucuz uçak bileti olan tavsiye edebileceğiniz neresi var? Yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kanalımda abone sayım az. Kanalımı büyütmek istiyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Teşekkür ederim.